Bu kuralımızla devam ediyoruz. Fx üzeri n'in türevi nasıl oluyormuş? Üst başa çarpan gelir, sıfır azalır, içinin türevi. İşte n sayısı başa çarpan geldi, üstümüz bir azaldı, içinin türevi. Biz bu kurala dikkat edeceğiz. Sorularımızı bu şekilde çözeceğiz. Hemen bir tane çözelim. Fx'in kübüne ben y diyeyim. Fx'in kübüne y diyeyim, türev alıyorum. Üst başa çarpan gelir, üst bir azalır, içinin türevi. Budur olay. 3 başa çarpan geldi. 3 baş tarafa çarpan geldi. Efendim kare oldu tepesi. Kare oldu f'in kuvveti. Çarpı f üssü x. Y üssü eşittir 3 çarpı fx neydi? X kare eksi 2x'in karesi çarpı x kare eksi 2x'in. Bunun türevini de ahında buraya yazıyorum ben şimdi. X karenin türevini aldım. 2x. 2x'in türevi eksi 2'nin. İşte böyle. Onu da açmak gerekirse açılır. Böyle bıraksak şimdilik kafi. Şimdi aynı mantığı şuradaki köklü ifadelerde de kullanacağız. Eğer kökün derecesi şurada yazıldığı gibi yazılmadığı zaman aslında burasının 2 olduğunu biliyorum ben. Ben bu köklü fonksiyonu böyle yazabilirim. Gene üst başa çarpan gelir, üst bir azalır, içinin türevi. Bir daha görelim. Üstteki 1 bölü 2 başa çarpan gelir, üst bir azalır, içinin türevi çarpan olarak gelir. Her zaman böyle yapacağız. İçinin türevini çarpan olarak yazacağız. Üstteki sayımız başa çarpan gelecek, üstü bir azaltacağız. Bunu özel olarak ikinci dereceden köklü bir fonksiyon varsa elimde, içinin türevi bölü iki tane kendisi şeklinde de yazabiliriz, düzenleyebiliriz. Kökümüzün derecesi şöyle n ve m gibi ikiden farklı şeylerse, 3, 4 neyse artık o. Onda da aynı numarayı yapacağım ben. Şuradaki m bölü n sayısı başa çarpan gelecek. M bölü n kuvveti ön tarafa çarpan gelecek. Üstünü bir azalttım şimdi demek oluyor bu. Üstünü bir azaltıyorum. Çarpı için türevi yani fx'in türevi olacak. Bunu da düzenlemekte fayda var. İsteyen bunları ezberleyebilir. Veya şimdi yapacağımız gibi soruları şöyle de çözebiliriz. Eğer ben bunu şöyle yazabiliyorsam üstü 1 bölü 2, 1 bölü 2 hemen türevini alıyorum. Üstteki 1 bölü 2 baş tarafa çarpan geliyor. Üstteki 1 bölü 2 baş tarafa çarpan geliyor. Üstünü bir azaltıyorum. Azalttım işte. Eksi 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2'den 1 çıkardım. Eksi 1 bölü 2 oldu. Çarpı. İçinin türevi yani 2x kübün türevi 6x kare eksi 3x'in eksi 3x'in türevi 3. Artı 1'in türevi 0. Bunu şöyle de yazabileceğimizi söyledik direkt olarak. İçinin türevi bölü 2 tane kendisi. Bu köklü ifadenin taslamam kendisi. Köküyle birlikte yani. Bunun bütün hepsini buraya alabiliyorum. Cevabımız bu şekilde oluyor. Bir başka örnek. Ben burada f üssü 1'i bulmadan önce ilk önce bunu bir düzenli bir şekilde yazayım kardeşim. Yani şunu x üzeri 2 bölü 3 artı x üzeri 5 bölü 4 yazabilirim. Yazdım. Köklü ifadenin kuvvetleri böyle. Hemen türevini alıyorum. F üssü x hemen türevini alıyorum sırayla. Şunun türevini alıyorum. 2 bölü 3 başa çarpan geldi. Üstünü bir azalttım. Artı. 5 bölü 4 baş tarafa çarpan olarak indi. Onun da üstünü bir azalttım. 5 bölü 4'ü bir azalttım. Buradan sonra bulmama gerek yok. F üssü 1'i yani x'ini 1 yazsam kafi. Ama fonksiyonun ifadesini de ben görmek istiyorum diyorsa arkadaşlar böyle devam edebilirler. 2 bölü 3 çarpanında x üzeri eksi 1 bölü 3 yapar. 5 bölü 4 çarpanında x üzeri 1 bölü 4 yapar. Şimdi de 1'i yapıştırdık mı x yerine? 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Burada 2 bölü 3 ile 5 bölü 4'ün basit bir rasyonel toplama işlemi var. 4 kere 2 8. 4 kere 2 8. 15 de buradan gelir. 8, 15 daha. 23 bölü payda da 12 olur. 23 bölü 12 cevabımız D seçeneği olur. İlk önce köklü ifadeden kurtulup üstü ifade gibi yazıyorum. Yazdıktan sonra üstü baş tarafa çarpan ve üstü bir azaltma operasyonu türev alma işlemi yapıyorum. Şimdi ters fonksiyonun türevine geldik. Ters fonksiyonun türevi şöyle alınır. Eğer fonksiyonun tersini alabiliyorsam alırım tersini ondan sonra da türevini hesaplarım. Gerçekten bir fonksiyonun ters fonksiyonun kuralı kolaylıkla elde edilebiliyorsa bu fonksiyonun ters fonksiyonu bulunduktan sonra türevi alınabilir. Ancak fonksiyonun tersinin kuralını bulmak kolay değilse zincir kuralından yararlanarak ters fonksiyonun türeviyle bu fonksiyonun türevi arasında şimdi göstereceğiniz bağlantıyı kuracağız. Yani ben ters fonksiyon bulamıyorsam fonksiyon konusundan bildiğim şu hareketi yapacağım. Y eşittir fx fonksiyonunda f'i sağ taraftan
sol tarafa atacağım. Yerlerini ters yazmışız, önemli değil. F'in kendisi buraya F'in tersi olarak geçer. İşte şuradaki gibi. F'in tersiye. Buradaki x burada kalır. Okey. Ondan sonra devam edeceğim işlemime. Devam edeceğim. Nasıl devam edeceğim? X'in x'e göre türevi. X'in x'e göre türevi burada. Şu f üzeri eksi 1 y'nin türevini alacağım. Yani şuradaki harekette şunun da türevini almış durumdayım. Alacağım yani şimdi burada türev alacağım. X'in türevi 1'dir. Aha burada yazdım. X'in x'e göre türevi 1'dir. Tamam. Şimdi burada bir tane fonksiyonumuz var. İçten dışa doğru hareket ediyordum ben. İçten dışa doğru hareket ederken içeride y var. Aslında y başa dönersem y fx'e bağlı bir ifade. İçeride y var. Aslında y fx gibi bir fonksiyonel bir ifade. Dolayısıyla içteki y'nin türevi işte burada sonda çarpı. Sonra bu f üzeri eksi 1'in türevi. İşte buraya kadar geldim. Burayı bir daha izlemekte, tekrar etmekte fayda var. Devam ediyorum ben hikayemize. İşte biz burada ters fonksiyonun y'deki türevi yerine y üssüyü bu tarafa bölü atarım. Böyle olur. Oradaki karşıdaki y üssünü buraya bölü attım. Ters fonksiyonun türevi y'de 1 bölü y üssüymüş. Ters fonksiyonun türevini buldum ben nihayet. 1 bölü y üssü. Y üssü kimdi? Y üssü buradan f üssü x. Yani özel bir y noktasında ters fonksiyonun türevini alacağıma, o y noktası y0, y1 neyse o, özel bir y noktasında türevini alacağıma 1 bölü fonksiyonun türevi yapabileceğim. Demek istediğimiz, kafa şişirmemiz bundan. Şeklinde bir bağıntı elde ederiz. Buradan biz işte özel nokta olan y0 ve x0 neyse artık bana verecek, şurada kırmızıyla yazdığımız cümlede y0, x0 oraya yazacağım. Dolayısıyla bu geçişmeyi yani hangisi hangisine eşit ona bakacağım. Birazdan göreceğiz. Hemen şuradaki yeşille, zeminini yeşille çizdiğimiz hikayemiz şuraya gelecek. Yani burada bir y0, burada da bir x0 noktası var. Özel y0'da ters fonksiyonun türevi yerine, özel bir 5 noktasında ters fonksiyonun türevi, özel bir atıyorum 7 noktasında ters fonksiyonun türevi, belki özel bir eksi 2 noktasında ters fonksiyonun türevi gibi verilen o özel noktaları bulacağıma 1 bölü f üssü onun karşılığı olan x'i bulacağım. Örnek diyelim şimdi. Ne anlattın? Bakalım anladık mı anlamadık mı? Sorularla pekiştirmeye çalışalım. Tersini alacağım. Sonra da türevine bakacağım. Ben buradan ters alma işlemim neydi? Eğer şöyle bir fonksiyonda x'i yalnız bırakabiliyorsam fonksiyonun tersini almış oluyordum. X'i yalnız bırakma operasyonu ahanda böyle oluyordu. Küp kök alıyorum. Küp kök aldım. İşte x'i yalnız bıraktım. Şu x'i yalnız bıraktığım yerde fonksiyonun x'e değişimini yaparak ters fonksiyona böyle geçiyordum fonksiyondan. Fonksiyondandı bu hani. Fonksiyon konusunda bunu anlatmaya çalışmıştık. Şurası 1 bölü 3. Şimdi ben buradan türeve geçebilirim. Gerçekten fonksiyonun tersini alabildim. Ve hemen buradan türeve şöyle tersten yazıyorum ben. F'in tersinin türevi. Nasıl alıyordum? Üstteki 1 bölü 3 sayısı baş tarafa çarpan geçiyordu. Üstünü de bir azalttım. Hemen eksi 1. Yani 1 bölü 3'te eksi 1, eksi 2 bölü 3 yapar. Çarpı içinin türevi. X eksi 3'ün türevi budur. İşte bizim fonksiyonumuzun tersini bir düzgünce yazabilirsem, tersinin türevi şöyle bir şeymiş. 1 bölü 3 tane küp kök x eksi 3'ün karesi. Bu şu demek, x eksi 3'ü ters çevir, 2 bölü 3'üncü kuvvetini al. X eksi 3'ü ters çevirmek, payda da yaz, 1 bölü aşağıya yaz. Eksi 2 bölü 3 demek, küp kök ve kare de var. Bu şekilde olacakmış. Bir tane daha sorumuz. Şimdi buradan yine ters fonksiyonu bulmak ve ondan sonra türevi almak gibi bir işlem yapacakmışım ben. Alabiliyor muyum bunun tersini? Alabiliyorum, alayım bakayım. Hemen ben bunu... Kardeşim x kare eksi 2x artı 1 eksi 3 yazsam haydi bu da nereden geldi şimdi diyorsun tabii ki. Eğer fonksiyonumuz x kareli, x küplü, x seri dörtlü yani yüksek dereceliyse bu yüksek dereceye sahip olan x kareye sahip olan fonksiyonun içinde bir tam kare aramaya çalışacağım. Eğer x küplü bir fonksiyon varsa x küplü böyle bir tam x küp işte dördüncü kuvvet varsa bir parantezin dördüncü kuvveti gibi değişik değişik yüksek kuvvetler varsa bunu yapmaya çalışacağım. Ben ne yaptım? Şuradaki eksi 2'yi sondaki eksi 2 sabit sayısını 1 eksi 3 şeklinde yazdım. O artı 1'i içeriye eksi 3'ü dışarıya verdim. Çünkü x'i yalnız bırakmamın başka bir çaresi başka bir yolu yok. Bu parantezle yani şurada göstermeye çalıştığım şu parantez x eksi 1'in karesi. Eksi 3 duruyor. Şimdi buradan işte x'i yalnız bırakabiliyorum. 3'ü buraya attım. X eksi 1'in karesini buraya attım. Bunun da kökünü aldım. Aha.
Burada derece neydi şurada yazılmayınca? 2 idi. O zaman bu mutlak değerce çıkar. Buradan dışarıya çıkan bir şey yok. Y artı 3 durur. Şimdi diyorum ki ben x eksi 1'leri, x'leri buradan alıyorum. Karşılığında fx'leri buluyorum şurada. X'ler nereden büyük olacaklarmış? 1'e eşit veya büyük. Ben buraya 1 veya 1'den büyük sayılar yazsam bunun içine, x eksi 1'in mutlak değeri x eksi 1 olur, artı olur. Yani burası aynen çıkar. Burası aynen çıkar artı olduğundan. Nereden buldun kardeşim onu? Buradan buldum. Ben mesela burada 3 yazsam, işte 1 yazsam, 4 yazsam, şuradan alacağım x'ler buraları 0 veya 0'dan büyük yapar. Dolayısıyla 0 zaten mutlak değerce kendine eşit. Pozitif sayılar aynen çıkar, çıkar. İşte x'i yalnız bırakmadan son harekete geldim. Karşıdan biri buraya atıyorum. Karşıdan biri buraya atıyorum. İşte şuradan x'i yalnız bıraktık. Hemen buraya toparlıyorum meseleyi. Demek ki f'in tersine ulaştık. X'i yalnız bıraktım. X'ye değişimi yapıyorum. 1 artı x artı 3'tür. İşte bizim fonksiyonumuzun tersini nihayet bulduk. Bu zaten ayrı bir soru tipi kardeşim. Bu zaten ayrı bir iş. Yani böyle bir soru da gelebilir. Ters fonksiyon bulmayla ilgili. Buldum. Çarpanlar ayırma da var. Şuradan mutlak değere geçtim. Mutlak değeri dışarıya çıkardım. En nihayetinde çok şükür x gördüğüm yere fonksiyonun tersini yazdım. Buradaki x'ye değişimi yaptım. Y gördüğüm yere x'e yazdım. Şimdi nihayet ben bunun türevini alıyorum. Aldım. 1'in türevi 0. 1'in türevi. Şuradaki 1'in türevi 0. Buradaki derece 2 olduğundan içinin türevi bölü 2 tane kendisi. İkinci dereceye ait bir özellikti bu. İşte bizim ters fonksiyonumuzun şu hep buralarda yapışıyor. Onu biz bir daha silelim. Düzgünce yazalım. Şuradaki ters fonksiyonumuzun türevi buymuş. 1 bölü 2 tane kök x artı 3 bulduk. Geçmiş olsun. İşte şimdi özel nokta. Yani f'in tersinde 3'ü bulacağım. F'in tersinde 3'ü bulacağım. Tanım kümesi buradan şuraya doğru değerler bulacak. Değer kümesi buradan, görüntü kümesi oradan gelecek. Ama 3x kare eksi 5x artı 1'i tam kare yapmak zor iş. Gerçekten bayağı zor bir iş. O zaman ben diyorum ki kuralımı şuraya yazıyorum. Kuralımı şuraya yazıyorum. F'in tersinin türevi özel bir y0 noktasında bakıldığında 1 bölü f üssü x0 özel noktasını bulacağım. Burada f'in tersi, f'in tersi 3'müş türev alacağım. Burada 1 bölü acaba kaç gelecek x0 yerine? Bir daha söylüyorum. Buradan buraya uyarlama yapıyorum. Kardeşim yukarıdaki kuralın çıkarılışını izah etmeye çalışmıştık önceki slaytlarda. Ben şurada özel bir y0 noktasında tersin türevini arıyorsam o y0'ı eşitleyeceğim buraya. Şimdi birazdan yapacağız onu. 1 bölü fonksiyonun o noktadaki x0 özel değerine bakacağım. Demek ki y gördüğüm yere kaç gelecek? 3 gelecek. Y budur. Şu y eşittir fx fonksiyonu. Ben bunu bir 3'e eşitleyeyim bakayım. Şuranın y değeri fx yani y'dir. 3'e eşitlediğim zaman karşıdaki 3'ü buraya attığımızda eksi 2 gelecek. Şunun çarpanları 3x ise x. Şunun çarpanları artı 2'ye yok artı 2 değil. Eksi 2'ye artı 1. Ne yapıyorsun? Şunu yapıyorum. 6x eksi. Eksi 6x artı 1x eksi 5x ortadakini verdi. Demek ki bu ifademiz 3x artı 1 ile x eksi 2'nin çarpımı şeklindeymiş. Bunu 0 eşitlesem köklerden biri 2'ymiş. Bunu 0 eşitlesem diğer kökümüz eksi 1 bölü 3'müş. Bu 2 ve eksi 1 bölü 3'ten buraya denk düşene bakacağım. X'ler ben buradan alıyordum x'leri. Buraya y eşittir fx'leri buluyordum karşılığında. Şimdi soluklanalım bakalım. Ne yaptık? Bir toparlayalım kafayı. Ne yaptım? Şu formülü hatırlayacağım. Başa çarem yok. Ters alabiliyorsam alacağım. Mesela bir örnek geri dönüyorum. Burada ters alabiliyordum. Bir tane daha geri dönüyorum. Burada da ters alabiliyordum. Tersi aldım, türevi buldum. Burada da tersi aldım, türevi buldum. Burada ters almak uzun iş. Çok zor. Dolayısıyla bu özel nokta üzerinden tersin türevini hesapladım. Y gördüğüm yere 3 yazdım. Y eşittir fx budur. Y eşittir fx. Buraya 3'e eşitledim. 3'e eşitleyince 2 tane x kökü çıktı. 2'yi mi alacağım? Eksi 1 bölü 3'ü mü alacağım? Burası belirleyecek kimi alacağımı. X'ler nereden başlayacakmış? 1'den büyük olacaklarmış. 1 ve 1 de olabilirmiş. 1'den büyük olacakmış. Burada 1'den büyük kim var? 2 var. Bunu alamam. Demek ki 2'yi alacağım. Şimdi bir toparlarsam ben buraya 1 bölü türev 2'ymiş. Çok şükür nihayet erdik. İnşallah anlaşılmıştır. Y0 özel noktası 3'ken x0 özel noktası 2 olacakmış şu tanım ve değer kümelerine dikkat ederek. O zaman bu fonksiyonun hemen türevini alsaydım ben şuraya. Hemen bunun türevini alsaydım. Üst başa çarpan gelir üst bir azalırdı. Üst başa çarpan gelir üst bir azalır. 1'in türevi 0. F üstü x kaçmış? 6x eksi 5.
Türevini aldım. 2 yazacakmışım. 2 yazayım ben buraya. Buraya 2 yazarsam f üssü 2. 6 kere 2. 12'den 5 çıktı. Kaçmış? 7'ymiş. O 7'yi de buraya yazdım. Cevabımız 1 bölü 7. Umarım anlaşılmıştır. Bu da böyle olmalı. Bu kuralımızla devam ediyoruz. Fx üzeri n'nin türevi nasıl oluyormuş? Üst başa çarpan gelir, üstü azalır, içinin türevi. İşte n sayısı. Başa çarpan geldi, üstümüz bir azaldı, içinin türevi. Biz bu kurala dikkat edeceğiz. Sorularımızı bu şekilde çözeceğiz. Hemen bir tane çözelim. Fx'in kübüne ben y diyeyim. Fx'in kübüne y diyeyim, türev alıyorum. Üst başa çarpan gelir, üstü azalır, içinin türevi. Budur olay. 3 başa çarpan geldi. 3 baş tarafa çarpan geldi. Efendim kare oldu tepesi. Kare oldu f'in kuvveti. Çarpı f üssü x. Y üssü eşittir 3 çarpı fx neydi? X kare eksi 2x'in karesi çarpı x kare eksi 2x'in. Bunun türevini de ahında buraya yazıyorum ben şimdi. X karenin türevini aldım. 2x. 2x'in türevi eksi 2'nin. İşte böyle. Ona da açmak gerekirse açılır. Böyle bıraksak şimdilik kafi. Şimdi aynı mantığı şuradaki köklü ifadelerde de kullanacağız. Eğer kökün derecesi şurada yazıldığı gibi yazılmadığı zaman aslında burasının 2 olduğunu biliyorum ben. Ben bu köklü fonksiyonu böyle yazabilirim. Gene üst başa çarpan gelir, üst bir azalır, içinin türevi. Bir daha görelim. Üstteki 1 bölü 2 başa çarpan gelir, üst bir azalır, içinin türevi çarpan olarak gelir. Her zaman böyle yapacağız. İçinin türevini çarpan olarak yazacağız. Üstteki sayımız başa çarpan gelecek, üstü bir azaltacağız. Bunu özel olarak ikinci dereceden köklü bir fonksiyon varsa elimde, içinin türevi bölü iki tane kendisi şeklinde de yazabiliriz, düzenleyebiliriz. Kökümüzün derecesi şöyle n ve m gibi ikiden farklı şeylerse, 3, 4 neyse artık o. Onda da aynı numarayı yapacağım ben. Şuradaki m bölü n sayısı başa çarpan gelecek. M bölü n kuvveti ön tarafa çarpan gelecek. Üstünü bir azalttım şimdi demek oluyor bu. Üstünü bir azaltıyorum. Çarpı için türevi yani fx'in türevi olacak. Bunu da düzenlemekte fayda var. İsteyen bunları ezberleyebilir. Veya şimdi yapacağımız gibi soruları şöyle de çözebiliriz. Eğer ben bunu şöyle yazabiliyorsam üstü 1 bölü 2 1 bölü 2 hemen türevini alıyorum. Üstteki 1 bölü 2 baş tarafa çarpan geliyor. Üstteki 1 bölü 2 baş tarafa çarpan geliyor. Üstünü bir azaltıyorum. Azalttım işte. Eksi 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2'den 1 çıkardım. Eksi 1 bölü 2 oldu. Çarpı. İçinin türevi yani 2x kübün türevi 6x kare eksi 3x'in eksi 3x'in türevi 3. Artı 1'in türevi 0. Bunu şöyle de yazabileceğimizi söyledik direkt olarak. İçinin türevi bölü 2 tane kendisi. Bu köklü ifadenin taslamam kendisi köküyle birlikte yani. Bunun bütün hepsini buraya alabiliyorum. Cevabımız bu şekilde oluyor. Bir başka örnek. Ben burada f üssü 1'i bulmadan önce ilk önce bunu bir düzenli bir şekilde yazayım kardeşim. Yani şunu x üzeri 2 bölü 3 artı x üzeri 5 bölü 4 yazabilirim. Yazdım. Köklü ifadenin kuvvetleri böyle. Hemen türevini alıyorum. F üssü x hemen türevini alıyorum sırayla. Şunun türevini alıyorum. 2 bölü 3 başa çarpan geldi. Üstünü bir azalttım. Artı. 5 bölü 4 baş tarafa çarpan olarak indi. Onun da üstünü bir azalttım. 5 bölü 4'ü bir azalttım. Buradan sonra bulmama gerek yok. F üssü 1'i yani x'ini 1 yazsam kafi. Ama fonksiyonun ifadesini de ben görmek istiyorum diyorsa arkadaşlar böyle devam edebilirler. 2 bölü 3 çarpanında x üzeri eksi 1 bölü 3 yapar. 5 bölü 4 çarpanında x üzeri 1 bölü 4 yapar. Şimdi de 1'i yapıştırdık mı x yerine? 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Burada 2 bölü 3 ile 5 bölü 4'ün basit bir rasyonel toplama işlemi var. 4 kere 2 8. 4 kere 2 8. 15 de buradan gelir. 8, 15 daha. 23 bölü paydada 12 olur. 23 bölü 12 cevabımız D seçeneği olur. İlk önce köklü ifadeden kurtulup üstü ifade gibi yazıyorum. Yazdıktan sonra üstü baş tarafa çarpan ve üstü bir azaltma operasyonu türev alma işlemi yapıyorum. Şimdi ters fonksiyonun türevine geldik. Ters fonksiyonun türevi şöyle alınır. Eğer fonksiyonun tersini alabiliyorsam alırım tersini ondan sonra da türevini hesaplarım. Gerçekten bir fonksiyonun ters fonksiyonun kuralı kolaylıkla elde edilebiliyorsa bu fonksiyonun ters fonksiyonu bulunduktan sonra türevi alınabilir. Ancak fonksiyonun tersinin kuralını bulmak kolay değilse zincir kuralından yararlanarak ters fonksiyonun türeviyle
bu fonksiyonun türevi arasında şimdi göstereceğiniz bağlantıyı kuracağız. Yani ben ters fonksiyon bulamıyorsam fonksiyon konusundan bildiğim şu hareketi yapacağım. Y eşittir fx fonksiyonunda f'i sağ taraftan sol tarafa atacağım. Yerlerini ters yazmışız, önemli değil. F'in kendisi buraya f'in tersi olarak geçer. İşte şuradaki gibi. F'in tersi y. Buradaki x burada kalır. Okey. Ondan sonra devam edeceğim işlemime. Devam edeceğim. Nasıl devam edeceğim? X'in x'e göre türevi. X'in x'e göre türevi burada. Şu f üzeri eksi bir y'nin türevini alacağım. Yani şuradaki harekette şunun da türevini almış durumdayım. Alacağım yani şimdi burada türev alacağım. X'in türevi 1'dir. Aha burada yazdım. X'in x'e göre türevi 1'dir. Tamam. Şimdi burada bir tane fonksiyonumuz var. İçten dışa doğru hareket ediyordum ben. İçten dışa doğru hareket ederken içeride y var. Aslında y başa dönersem y fx'e bağlı bir ifade. İçeride y var. Aslında y fx gibi bir fonksiyonel bir ifade. Dolayısıyla içteki y'nin türevi işte burada sonda çarpı. Sonra bu f üzeri eksi 1'in türevi. İşte buraya kadar geldim. Burayı bir daha izlemekte, tekrar etmekte fayda var. Devam ediyorum ben hikayemize. İşte biz burada ters fonksiyonun y'deki türevi yerine y üssüyü bu tarafa böyle atarım. Böyle olur. Oradaki karşıdaki y üssünü buraya böyle attım. Ters fonksiyonun türevi y'de 1 bölü y üssüymüş. Ters fonksiyonun türevini buldum ben nihayet. 1 bölü y üssü. Y üssü kimdi? Y üssü buradan f üssü x'ti. Yani özel bir y noktasında ters fonksiyonun türevini alacağıma, o y noktası y0, y1 neyse o, özel bir y noktasında türevini alacağıma 1 bölü fonksiyonun türevi yapabileceğim. Demek istediğimiz, kafa şişirmemiz bundan. Şeklinde bir bağıntı elde ederiz. Buradan biz işte özel nokta olan y0 ve x0 neyse artık bana verecek, şurada kırmızıyla yazdığımız cümlede y0, x0 oraya yazacağım. Dolayısıyla bu geçişmeyi, yani hangisi hangisine eşit ona bakacağım. Birazdan göreceğiz. Hemen şuradaki yeşille, zeminini yeşille çizdiğimiz hikayemiz şuraya gelecek. Yani burada bir y0, burada da bir x0 noktası var. Özel y0'da ters fonksiyonun türevi yerine, özel bir 5 noktasında ters fonksiyonun türevi, özel bir atıyorum 7 noktasında ters fonksiyonun türevi, belki özel bir eksi 2 noktasında ters fonksiyonun türevi gibi verilen o özel noktaları bulacağıma 1 bölü f üssü onun karşılığı olan x'i bulacağım. Örnekleyelim şimdi. Ne anlattın? Bakalım anladık mı anlamadık mı? Sorularla pekiştirmeye çalışalım. Tersini alacağım. Sonra da türevine bakacağım. Ben buradan ters alma işlemim neydi? Eğer şöyle bir fonksiyonda x'i yalnız bırakabiliyorsam fonksiyonun tersini almış oluyordum. X'i yalnız bırakma operasyonu ahanda böyle oluyordu. Küp kök alıyorum. Küp kök aldım. İşte x'i yalnız bıraktım. Şu x'i yalnız bıraktığım yerde fonksiyonun x'e değişimini yaparak ters fonksiyonuna böyle geçiyordum fonksiyondan. Fonksiyondandı bu hani. Fonksiyon konusunda bunu anlatmaya çalışmıştık. Şurası 1 bölü 3. Şimdi ben buradan türeve geçebilirim. Gerçekten fonksiyonun tersini alabildim. Ve hemen buradan türeve şöyle tersten yazıyorum ben. F'in tersinin türevi. Nasıl alıyordum? Üstteki 1 bölü 3 sayısı baş tarafa çarpan geçiyordu. Üstünü de bir azalttım. Hemen eksi 1. Yani 1 bölü 3'te eksi 1. Eksi 2 bölü 3 yapar. Çarpı içinin türevi. X eksi 3'ün türevi budur. İşte bizim fonksiyonumuzun tersinin, tersini bir düzgünce yazabilirsem, tersinin türevi şöyle bir şeymiş. 1 bölü 3 tane küp kök x eksi 3'ün karesi. Bu şu demek, x eksi 3'ü ters çevir, 2 bölü 3. kuvvetini al. X eksi 3'ü ters çevirmek, payda da yaz, 1 bölü aşağıya yaz. Eksi 2 bölü 3 demek, küp kök ve karede var. Bu şekilde olacakmış. Bir tane daha sorumuz. Şimdi buradan yine ters fonksiyonu bulmak ve ondan sonra türevi almak gibi bir işlem yapacakmışım ben. Alabiliyor muyum bunun tersini? Alabiliyorum, alayım bakayım. Hemen ben bunu... Kardeşim x kare eksi 2x artı 1 eksi 3 yazsam haydi bu da nereden geldi şimdi diyorsun tabii ki. Eğer fonksiyonumuz x kareli, x küplü, x seri dörtlü yani yüksek dereceliyse bu yüksek dereceye sahip olan x kareye sahip olan fonksiyonun içinde bir tam kare aramaya çalışacağım. Eğer x küplü bir fonksiyon varsa x küplü böyle bir tam x küp işte dördüncü kuvvet varsa bir parantezin dördüncü kuvveti gibi değişik değişik yüksek kuvvetler varsa bunu yapmaya çalışacağım. Ben ne yaptım? Şuradaki eksi 2'yi sondaki eksi 2 sabit sayısını 1 eksi 3 şeklinde yazdım. O artı 1'i içeriye eksi 3'ü dışarıya verdim. Çünkü x'i yalnız bırakmamın başka bir